Gün sonundan herkese merhaba, ben Özlem Karakullukçu. Haftanın ilk işlem gününü değerlendireceğiz. Haftalık gelişmeleri, özellikle bugün TCMB'nin enflasyonla ilgili vurguları, bir tarafta enerjiye değinildi. Enerjideki yükselişler enflasyonu tetikleyen en önemli gruplardan birini oluşturuyor. Bir diğer tarafta ise Cumhurbaşkanı'nın faizle ilgili faiz indirimi ve faizin biraz daha aşağı doğru geleceğinin sinyallerini net bir şekilde veriyor olması da piyasalar tarafından fiyatlandı. Avrupa tarafında ise Euro bölgesinin güven indeksini konularıyla ele alacağız. Kripto dünyası hafta sonu çok oynak geçirdi. Peki neler oldu? Hepsini bize uzmanları değerlendirecek. İzliyoruz. Evet, günün öne çıkan haberlerini şöyle bir bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeminde asgari ücret olan asgari ücretle ilgili işçiye olduğu kadar işverene de memnun eden bir rakam olmalıdır dedi. Detaylarını izliyoruz. Ama biz kesinlikle bu noktada işçimizi yani zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak ondan sonra inşallah nihai kararımızı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işveren de bu alınan kararla memnun olması lazım. Hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller oralara depolanmak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar. Hele hele gıdada stokçuluk yani yenilir yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Biz şimdi ben Mehmet Bey'e de söyledim. Hemen hazırlıklarınızı yapın. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe sunumu gerçekleştirdi. Kurdaki yükselişe ise dikkat çeken Oktay, dolardaki yükselişi politika faizine bağlamak yanlıştır dedi. İhracatı destekleyen projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Böylece ara malı ihtiyacı yerli üretimle giderilerek ülkemizin önemli ithalat kalemlerinin yerli üretimi sağlanacak. Hatta bu alanlar yeni ihracat kalemleri olarak ekonomimize katma değer sağlayacaktır. Daha fazla üreten bir Türkiye için faizlerin yatırım ortamını destekleyici olması önem arz etmektedir. Kurlarda son dönemde yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizi çerçevesine bağlamak son derece yanlıştır ve Türkiye'nin büyüme, ihracat, cari denge ve mali disiplinde sağladığı, sahip olduğu başarıyı yok sayma anlamına gelmektedir.
Salgının getirdiği olağanüstü koşullarla birlikte Türkiye'de, sadece Türkiye'de değil, diğer pek çok ülkelerde de yine politika faizinin enflasyonun altında yer aldığı bir dönemden geçmekteyiz. Son dönemde yaşanan gelişmeleri, doların dünyada güçleniyor olması, para birimimize karşı yapılan spekülatif ve manipülatif hareketler ve ülkemizin döviz talebini artıran etmenler çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren bakış açımızla ülkemizin döviz ihtiyacını en aza indirecek ve bu saldırılara karşı çok daha dayanıklı bir ekonomik yapıyı hızlı bir şekilde tesis edeceğiz. Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda ise enflasyonda en belirgin yükselişin katı enerji grubunda olduğunun ise altı çizildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesi raporunu yayımladı. Raporda genele yayılan fiyat artışları olduğu ifade edilirken en belirgin yükselişin katı enerji grubunda olduğunun altı çizildi. Raporda enerji fiyatlarına vurgu yapılırken enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji grubundan gelmiştir. Uluslararası enerji fiyatlarında bu dönemde bir miktar gevşeme görülürken Türk lirasındaki görünümle başta akaryakıt, tüp gaz ve kömür olmak üzere yurt içi enerji fiyatları artış kaydetmiştir ifadelerine yer verildi. Enflasyon değerlendirmesi raporunda gıda fiyatlarına ilişkinse baz etkisiyle bir miktar gerileme olduğunun altı çizildi. Raporda Kasım ayında küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki yükseliş eğilimi tahıllar öncülüğünde sürmüş. Bu gelişmenin olumsuz yansımalarına karşın meyve ve sebze enflasyonundaki görünüm ve baz etkisiyle gıda yıllık enflasyonu sınırlı bir oranda gerilemiştir. Temel mal fiyatlarındaki aylık artış hızlanırken bir önceki yılın aynı dönemindeki yüksek artış nedeniyle bu grupta yıllık enflasyon görece yatay seyretmiştir denildi. Merkez Bankası yayımladığı raporda ayrıca tüketici fiyatlar üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların devam ettiğini de vurguladı. Yine yurt içi haberden gidiyoruz. Özel bankaların kredi büyümesi 28 Kasım haftasında %21.3 ile Eylül 2020'den beri en yüksek seviyeyi gördü. Turkey Data Monitor verilerine göre özel bankaların kredi büyümesi 28 Kasım haftasında 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış şekilde %21.3'e ulaşarak Eylül 2020'den beri en yüksek seviyeyi gördü. Söz konusu verilere göre aynı dönemde kamu bankalarının kredi büyümesi ise %7.3 olurken özel bankalardaki tüketici kredilerinde daralma eğiliminin devam ettiği gözlendi. Buna göre 28 Kasım haftası itibarıyla tüketici kredileri %2.9 daralırken ticari kredilerin oranı ise 2020'den beri ilk defa çift haneli rakamlara ulaştı. Rakamlarla devam ediyoruz. Özellikle riskli piyasalarda omikron varyantının biraz daha fiyatlandığını, belirsiz piyasalarda risk algısının bozulmayı işaret ettiğini algılıyoruz. Özellikle küresel tarafta Borsa İstanbul performansındaki hacimler yurt içindeki dinamiklerle renk değiştiriyor. Özellikle belli başlı noktalarda dövizin artış ya da azalışına göre biraz daha bazı sektörler ön plana çıkıyor. Konuklarımıza en çok soracağımız sorulardan birileri bu tabii ama bu haftanın en önemli verilerinden bir tanesi Amerika'nın enflasyonu. Verisi. Bunun da altını çizip ondan sonra rakamlara bakalım. Beklenti %6.7 yıllık. Aylıksa %0.7'yi işaret ediyor ama bakalım Amerika'da özellikle kalıcı enflasyon söylemi artık netleştikten sonra bu rakamların üstünde mi yoksa altında mı gelecek? Piyasalar belki bu belirsizlikle biraz daha netleşen bir haftayı geride bırakacak. Çünkü eğer ki bugün bu hafta gelecek olan enflasyon verisinde beklentiye paralel ya da düşüş olursa Fed'in ise hamlelerinde şahin duruşu izliyor da olabiliriz. Özellikle burada enflasyon tarafındaki kalıcılıkla birlikte şahin tarafını daha da çok belirginleştiren Fed bakalım önümüzdeki süreç neler yapacak. Yurt içinde önemli gelişmeler var. Özellikle burada faizle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın açıklamış olduğu stok tarafındaki özellikle detaylar dikkat çekti. Küresel tarafta
emtia cephesinde özellikle altın ve petroldeki hareketlilik ise piyasalara başka bir renk veriyor. Şimdi BIST 100'e bakalım, 1918 puan seviyesinde %0,4'lük yükseliş var. Geçtiğimiz hafta kendi rekorunu tazelemişti. 1900 puan seviyesi aslında burada önemli. Gözünü 2000'li seviyelere çevirdi. Dolar bazında hep deniliyor ki Borsa İstanbul inanılmaz bir iskonto taşıyor ama alıcı tarafında özellikle Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ve Merkez Bankası'nın hamleleri, kur tarafındaki oynaklık hangi sektörleri daha riskli hale getiriyor beklentileriyle biraz daha tedirgin bir yatırımcı da yok değil. Peki bu kurlu kurun seviyesiyle birlikte yabancı yatırımcıyı da içeriye alan bir Borsa İstanbul var mı? Bu da aslında Borsa İstanbul'un yükselişini önemli bir ivme kazandıracak gelişme olabilir. BIST 50'de ise 1695, BIST 30'da ise 2061 puan seviyesiyle şöyle bir devam edelim. Dolar TL tarafına bakalım. 13.80-94, 14'lü seviyelerin altında. Beklenti tabii ki burada psikolojik seviye olarak 14'ü işaret ediyor. 13.56 kırılmalarsa önem taşıyor. %0,9. Bu hafta enflasyon verisi var dedik Amerika'da. Doların duruşu, güçlü duruşu, 10 yıllık tahvil ve özellikle endekslerdeki düşüş trendi dolar endeksine bakalım nereye taşıyacak. Özellikle burada 96 birimin üzerindeki kalıcılıksa, doları güçlendirirse dolar TL tarafında yine bir oynaklık beklemekte söz konusu olabilir. Euro TL 15,6086, Pound TL 18,3143, İsviçre Frangı TL 14,98'i seviyelere yakın, sepet kursu 14,70'i anlık 71'e hatta işaret ediyor deyip küresel tarafa geçelim. Dolar endeksine bakalım. Önemli bir haftayı geride bırakacak dolar endeksi. Euro dolar paritesinde ise euro tarafındaki negatif seyir devam ediyor. 13-12 bandı aralığında gezen euro dolar özellikle bazı noktalarda 11'li seviyeleri de test eder mi dedirtiyor. Dolar endeksindeki güçleniş tabii ki euro dolar paritesindeki zayıflamayı işaret ediyor. 96,27, euro dolar 1.12.92, 1.13'ün hemen altında seyir ederken pound dolar 1.32.58'den el değiştiriyor. Dolar yen 113,14.35, dolar İsviçre frangı ise 0,92.20'li seviyelerde. Ve yine şöyle Avrupa borsalarına bakalım. Riskli piyasalarda özellikle iştahı en çok kaçıran gelişme omikron varyantı ve küresel tarafta ülkelerin tekrar birbirlerine kapılarını kapatmaları, içeride ise tedbir artışlarını biraz daha yükseltiyor olmaları önümüzdeki hafta ama vatandaştan da biraz sanki ses çıkar gibi. Bakalım önümüzdeki süreç Dünya Sağlık Örgütü bu konuyla ilgili neler söyleyecek? Aşı özellikle bu konuyu, bu varyantı destekleyecek, olumlu yönde destekleyecek bir aşı var mı yok mu, ne zaman çalışmaları sürer? Yine böyle bir endişe var piyasalarda. Eurostoxx 50 4119, 120'li seviyelerde. Bugün özellikle geçtiğimiz haftanın tepki alımlarını da izliyoruz. Almanya DAX 30 15.288, Fransa CAC 40 6.838, İngiltere 7.203, İspanya ise 8.358 puanda ve yine Amerika endeksleri. Endekslerle birlikte tahvil getirilerinde de düşüşler vardı. 1.37.80'i işaret ediyor. 10 yıllık tahvil getiri %1,55. 2 yıllıklarda hala yukarı doğru trend devam ediyor. Belirsizliği aslında buradan daha net görüyoruz. 2 yıllıklarda sürekli getirilerde bir yükseliş tahvil tarafında. 10 yıllıklarda ya sınırlı ya da düşüş trendi ağırlıklı bu son dönemlerde, yani son haftalarda. 2 yıllık 0,62'li seviyelerde, 30 yıllıksa 1,70'li seviyelerde getiriye anlık işaret ediyor. Endeksleri nasıl? Endekslerde gerileme var demiştik. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq'ta ise tepki alımlarını okuyoruz. Nasdaq'ta biraz daha diğerlerine göre daha sınırlı. Dow Jones 34.830, S&P 500 4.556, Nasdaq ise 15.714 puan seviyesinde. Emtia'da bakalım. Emtia tarafında altın olsun da psikolojik seviye 1800 dolar. Tabii yurt içi yine ayrı fiyatlıyoruz altını. Altın olsun şu an psikolojik seviyenin altında 1781 dolar seviyesi, 2 dolara yakın bugün bir prim iadesi var. Brent petrol ve ham petrolde omikronla beraber şöyle bir 10 doları sildi. Omikron varyantı ile beraber 10 doları silen petrol cephesinde arz ve talep kavgası hala devam ediyor. Talepten daha az bir arz, OPEC artılarda sürekli varil tarafında kısıtlamalar Amerika tarafını rahatsız ediyor. Kendi özellikle tarafındaki tedbirleri ise fiyatlamaları yukarı doğru çevirmeyip aşağı doğru inmesi için destekleyecek kadar güçlü değil gibi görünüyor. Brent petrol omikronla birlikte 10 doları verdi ama böyle küçük küçük alımlar yapıyor sanki. 71.81'li seviyelerde, 71 dolar 80 centli seviyelerde %3'e yakın bir bugün yükseliş var. Ham petrol ise 68 dolar 36 cent seviyesinde varil fiyatı.
Hemen son kriptoya geçeceğiz. Bugün kriptoya da ayrıca bir parantezimiz var zaten ama 42 bin dolarlı seviyelerde özellikle Bitcoin tarafını gördük. Önemli hesap kapanışları, çıkışlar var ama bu beklentileri nasıl değiştirecek? ABD tarafında Biden'la ilgili özellikle kripto dünyasıyla ilgili bazı açıklamalar var. Bunları da soracağız. TL tarafındaki düşüş özellikle dolar TL'deki zayıflamada önemli. 694.962'li seviyelere kadar geri çekilme gösterdi. İşlem hacimlerinin kaybı tekrar bu yatırımcıları buraya kazandırır mı sorusu da var. 4042 dolara kadar da Ethereum'daki anlık geri çekilmeyi görüyoruz ki hafta sonu 3900 dolar seviyelerde tekrar kendini okutan bir Ethereum vardı deyip konuğumuza dönelim. İlk konuğumuzsa ekonomist Doktor Veys Fertekligil bizlerle. Veys Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Özlem Hanım. Veys Hocam şöyle dilerseniz bugünkü açıklamalarla başlayalım. Özellikle şöyle Türkiye'nin TL varlıklar üzerindeki değerlendirmeler. Bir diğer tarafta faize odaklanan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan faize ile ilgili açıklamalar yaptı. Genel ekonomik bir görünüm değerlendirmesi alalım mı? Bu hafta özellikle beklentilerinizle birlikte TL varlıklar üzerinde neler baskın olacak? Evet, genel olarak baktığımızda TL varlıklar ki durum çok iyi değil. Sizin de bildiğiniz gibi son 1-2 aydır çok volatil ve TL'deki değer kaybı sürmekte. Bu hafta sanıyorum Merkez Bankası toplantısı var. Oradaki karar önemli olacak. Ama beklentiler yine faiz indirimi yapılması yönünde. Bazı açıklamalar da var. Hani Merkez Bankası Başkanı'nın işte buna sona erdiğine ilişkin bazı açıklamalar olmuş ama bunu tam bilemiyoruz. Benim beklentim hani faiz indirimi olabilir. Gerçi yapılmaması gerekiyor ama ve tabii ki bu sürdüğü müddetçe yani Merkez Bankası'nın bu yanlış para politikası enflasyon yüksekken faiz indirimlerine devam etmesi TL'yi vuruyor, vurmaya devam ediyor. Yani dışarıdan bağımsız olarak iç para politikasının son derece yanlış şekillendirilmesi çok da olumsuz etkiliyor özellikle TL tarafını. Yani bu kadar Türk lirasını dünyada başka bir ülke yok. Kendi para birimine karşı neredeyse savaş açmış durumda olan başka bir ülke hatırlamıyorum. Buradan dilerseniz Fitch'in Türkiye kredi notunu değerlendirelim. Not görünümü negatif olarak güncellendi. Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ise B2 not görünümü tekrar negatif olarak teyit ettiğini gördük. Türkiye'nin mevcut konumunda TL varlıklarda bir değer kaybı da olsa en çok konuşulan tabii ki iş gücü tarafındaki özellikle maliyetlerin düşüyor olması, istihdamı destek olacak olması, ihracat tarafı önemli ölçüde yukarı doğru geliyor, verilerle bunu da destekleniyor. Geçmiş dönemde ihracat tarafında özellikle daha çok acaba geçici mi derken şimdi artık birçok ihracatçı bunun önümüzdeki süre sürdürülebilirliğinde de hem fikir gibi. Dilerseniz burada kredinin notunu, yatırım yapılabilir noktasını, yatırım için de doğru bir zaman mıdır değil midir yurt dışı yatırımcılar için nasıl bir değerlendirme almak gerekir sizden? Yani tabii ki Moody's ve Fitch sonuçta bir sürü eleştiri de yöneltiyorlar. Hani büyüme burada iyi ama bu modeli tartışmak lazım. Yani baktığınızda bu bir ekonomik model mi? Türkiye çok yıllar önce de bunu denedi. Hani faizleri düşük tutayım, işte ihracatı arttırayım, TL'yi düşüreyim. Ama bu bir model mi? İşte Çin modeli tartışılıyor. Çin'in tamamen başka, yani 30 yıl, 40 yıl öncesine gitmeniz lazım Çin modelini tartışması için. Dediğiniz gibi emek çok çok ucuzluyordu Çin'de ve ama Çin'de çok fazla dış yatırım vardı ve Çin çok fazla taklit teknolojiyle yürüdü. Yani bugün bunu Türkiye için tartışmak bence çok çok yanlış bir şey.
Yine söylediğimiz gibi yani burada Türk halkının, Türk işçisinin, Türk emeğinin fakirleşmesi söz konusu. Eğer böyle bir ekonomik modelse bu son derece yanlış. Çünkü Türkiye özü itibariyle bir Avrupa ülkesi, Avrupa tarafına yakın olması lazım. Avrupa'da olan demokrasi, ekonomik modelleri daha çok benimsemesi lazım. Demokratik bir ülke hüviyetinde. Ama Çin bu böyle değil. Yani son zamanlarda Çin'de de iyice bir diktatörlüğe doğru bir gidiş görüyoruz. Yani nereden bakarsanız bakın siyasi, ekonomik model olarak çok tartışılmaması gereken bir şey. Yatırımcı, dış yatırımcılara bakarsanız yani bu kadar enflasyon konusunda ne yapacaksınız? Mesela böyle modelde hiçbir şey yok. Enflasyonda tamamen bırakmış durumdayız. Çünkü Türkiye'de TL önemli ölçüde değer kaybetti. Çok fantastik bir son bir ayda değer kaybetti. Ve Merkez Bankası bunu durduramıyor. Durdurmak için çaba harcamıyordu. Şimdi yavaş yavaş işte müdahalelerde bulunuyor ama çok sınırlı. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervi yok. Net rezervleri eksi de ne kadar siyasi yetkililer bunun böyle olmadığını söylese de biliniyor bu. Onun için bu model nedir, nasıl yürür ben hiç ikna olmuş vaziyette değilim. İlerisi içinde enflasyon %30'ları 40'ları geçecektir. Böyle bir gidişat varsa yani faizlerde daha düşecekse ve bunun da etkisiyle ekonomi çok daha zor günlere gidebilir. 2001 krizini hatırlayın. Ondan önce 80'li 90'lı yıllarda Türkiye %100'lü enflasyonlar yaşadı. Böyle bir gidişat da olabilir eğer durduramazsanız. Çünkü bu bir kur enflasyon sarmalı olacaktır. Buna karşı da hiçbir şey yapılmıyor. Ben gerçekten karamsarım Özlem Hanım. Peki hocam şöyle karamsarım dediniz. Umuyoruz ki orta vadede güzel bir gelecek bekler. Şimdi tabii ki kimse ülkesi için işte değil mi? İşte cari açık verelim, kurda düşük olsun, biz de yalancı cenneti yaşayalım demez. Sonuçta herkes istihdam, hak ettiği ücreti alıp çalışmak ister. Bu biraz orta vadeli plan. Bence gerçek resmi benim de fikrim, nacizane fikrim. Evet bazı şeyler tartışılabilir ama bu o kadar değişik bir program ki bunu orta vadede doğru bir şekilde belki görmeye başlayacağız. Yani gerçeği görmeye başlayacağız. İyi mi, kötü mü? Şu anda herkesin kafası karışık. Birçok konu var çünkü. Geçmiş şey, dönemde mesela bazıları da çıkıyor. Hocam çok özür diliyorum. Diyor ki biz de geçmişte %30 faiz ödüyorduk. Vatandaş hak etmiyor. Yani hak etmedik de ziyade şunu demek istiyorum. Doları düşük tutarak ithalat bağımlılığını gerçekleştirdik. Bu aslında geçmiş dönemin hataları bugüne geldi vesaire vesaire. Böyle de bir görüş peki, de var sonuçta. Peki ben de şey hocam soracağım. Mesela enflasyonu niye %5'e indirmediniz son 20-30 yılda? Bunu sormak lazım. Değil mi? Bütün dünya ülkeleri, bütün Avrupa ülkeleri, Uzak Doğu, Latin Amerika enflasyonu %5'in altına indirirken siz nerelerdeydiniz? Niye bunu yapamadınız? Türkiye'ye o kadar paralar geldi gitti. Sıcak bunlar paralar değil mi hocam? Harcandı? Çok geldi. Para gerçekten nereye harcandı? İnşaatta gitti. Üretime gitti mi? Hayır. Yani 20 yıl sonra ben yanlış yaptım, çok üzüldüm, aldatıldım falan deyip buralarda işte birden Çin modeline geçmiş, Türkiye geçti, işte birdenbire böyle kafamızda bir şeyler depreşti evet. Ve birden Çin modeline geçiyoruz. Evet, yani hocam. Ben böyle bir şeyi çok kabullenemiyorum. Peki, gerçekten bunun uzun uzun düşünülmesi çok lazımdı. Doğru. Bir dakikamız kalmış. Çok özür dileyerek hemen şunu da sormak istiyorum. Fed ve ECB'nin enflasyon ve varlık alımlarına ilişkin açıklaması ile ilgili kısa bir beklenti alabilir miyim sizden? Fed toplantısı var evet önümüzdeki günlerde. ECB'de özellikle Fed tarafında gerçekten eğer yani omikron tarafında, virüs tarafında böyle bir pandeminin tekrar kötüleşmesi durumu olmazsa gerçekten orada varlık alımlarının daha doğrusu işte bu genişlemenin daha hızlı sonlandırılması, azaltılmasının söz konusu olabilir önümüzdeki aylarda. Çünkü hani bunu 2022'nin ortalarına kadar gidecek deniyordu ama bunu Fed hızlandırabilir. Baktığınızda çünkü büyüme de fena değil. Enflasyon tarafı biraz kaygılanabiliyor Fed tarafından ama yani burada o olabilir. ECB daha çekimsel. Son Lagarde'ın açıklamaları hani
bunun çok fazla yapılmayacağı yönünde, ama biraz bu şeye bağlı Özlem Hanım. Yani bu omikron varyantı gerçekten ne yapacak? Yani çok hızlı yayılıyor ama öldürücü mü o kadar? Ve aşılar geçerli olacak mı bunun içinde? Orada biraz şüpheler var. Bunu görmemiz lazım. Eğer orada başarı sağlanırsa evet, FED daha hızlı bir parasal genişleme sonlandırılması ve hatta faiz artırımına doğru gidecektir. Reis Hocam, çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Doktor Reis Fertekligil, ekonomist, bizlere ilk bölümde eşlik etti. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra yine ekonomik takvimleri değerlendireceğiz. Bu hafta önemli veriler vardı. Bir diğer tarafta ise emtia piyasaları uzmanına da gideceğiz. Petrolde, altında ve diğer emtia gruplarındaki orta vade beklentileri alalım. Bakalım neler çıkacak. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ata Özkaya'ya. Ata Hocam, hoş geldiniz sizlerde. Hoş bulduk. İyi günler Özlem. Teşekkür ederiz. Ata Hocam, öncelikle dilerseniz küresel taraftan başlayalım. Geçtiğimiz hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB'nin özellikle enflasyon ve varlık alım programlarıyla ilgili vurguları öne çıktı. Bir diğer tarafta bu hafta Amerika'nın enflasyon beklentileri var. Yıllık %6,7. Bununla birlikte alınacak ve alınması gereken, bizleri de yakından ilgilendiren kararlar. Şöyle bir genel değerlendirme alalım mı? Küresel boyutta işler nasıl? Evet, öncelikle tabii küresel boyuttaki gelişmeler bizi hiç olmadığı kadar çok etkiliyor bugünlerde içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası'nın kararlarına öncelikle bakabiliriz. Neyi hedeflediğine ve hedefine ne kadar yakın olduğuna dikkat edebiliriz. Öncelikle Amerikan Merkez Bankası varlık alım programının planlamasını ilk anons ettiğine göre miktarını değiştirebilir ve süresini daha da kısaltabilir. Çünkü ekonomi onların tabiriyle de ısınmaya başladı ve enflasyon beklentileri de artık finansal piyasaların, karar vericilerin uzlaştığı gibi kalıcılığa doğru gitmekte. Yani daha önceden bildiğiniz gibi Amerikan Merkez Bankası Başkanı Sayın Powell geçici olacağı konusunda uzun bir süre hem raporlarda hem kendi açıklamalarında enflasyonun, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonun geçici olacağı konusunda ısrar etmişti. Bunu Amerikan Merkez Bankası Başkanı Sayın Yellen da iştirak etti bu bir sözlü yönlendirmeye. Çünkü bildiğiniz gibi bu sözlü yönlendirme sayesinde Amerikan hazinesi de ucuza uzun dönemli borçlanma imkanı bulmuş oldu. Ancak finansal piyasaları daha fazla ikna etmek söz konusu olmadığı için yavaş yavaş sözlü yönlendirmede kelime değiştirdiler diyelim. Bunu da önemli vurgulamak istiyorum. Çünkü birden kalıcı olduğunu anons etmeleri yine tahvil faizlerini oynatacağı için tekrar onların borçlanmasında sorun yaratacak. Yani borçlanmalarını düşük maliyetli tutabilmek için kelime kelime sözlü yönlendirme yapmaya başladılar. Bu ilginç de bir durumdur. Onlar açısından tabii ki bu önemli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin mali politikalarında genişleme yaşanıyor bildiğiniz gibi. Hem sosyal harcama paketi hem altyapı paketi çok büyük miktarlarda çıktı. Dolayısıyla bu miktarı borçlanmaları gerekiyor. Borçlanırken de finansal piyasaları enflasyonun geçici olmadığını ama kalıcılığının da çok korkulacak gibi olmadığına doğru ikna edecekler, bir süre daha böyle götüreceklerdir ki 1.5 belki 1.6 aralığında uzun dönemli tahvillerde yapabilirlerse daha aşağıdan borçlanmayı devam ettirecekler. Ancak bu onların açıklamaları ve beklentileri yönlendirme şekli olurken gerçek, bizi etkileyecek olan iş, gerçek tarafı olacak. Gerçek şöyle şekilleneceğini ben değerlendiriyorum. Enflasyonun kalıcı olacağı konusunda artık akademik çevreler ve birçok ekonomik kurum hemfikir olmaya başladı. Küresel enflasyonun 1-1,5 yıldan daha uzun süre kalıcı olacağı konusunda. Gelişmekte olan ülkeleri işte tam bu nokta etkileyecektir.
Bu noktada da maliyetlere yansıyan enflasyon ham madde ve ara malı ithal eden ülkelerde, bizim gibi ülkelerde çok fazla bir enflasyona, yani içeriye yansıyan enflasyona sebebiyet vereceği için biz bunun açıklanan verilerde de karşılığını üretici fiyatları enflasyonunda görmeye devam edeceğiz. Bunun yükseleceğini ve henüz bir denge, belli bir denge noktası olmadığını düşünmekteyim, bu kanaatteyim. Buna bir delilim de şudur, özellikle Çin ekonomisinin, yani bu büyük üretim birimlerine sahip, çok sayıda, çok geniş kapasiteye sahip Çin'in artık orta teknolojili ürünlerden yüksek teknolojili ürün üretmeye kayması, bu onun büyüme rakamlarına da yansıyor. Sayısal değerleri düşük gözükmeye başladı artık, yavaş yavaş %6 ve %5'lere inecek. Çünkü bu planlı, bunu planlamışlardı, burada bir sürpriz yok. Bu da Çin'in üretmediği orta teknoloji ürünlerin başka ülkeler tarafından üretilmesini gerektirdiğinden dolayı, o konularda hazırlıklı olunmamasından ötürü bir arz sıkıntısı yaşanacağı için bu da küresel enflasyonun kalıcılığına katkı yapacaktır. Bu şekilde uzun bir süre fiyatların yüksek seviyede dalgalandığını, fiyatlama davranışlarının öngörülebilirlikten uzak ve bozulduğunu gözlemleyeceğiz. Avrupa Birliği ile ilgili isterseniz oraya geçelim. Lütfen yoksa, hocam. Yok, geçelim. Hatta ondan sonra yurt içine zaten değerlendireceğiz. Tabii. Buyurun. Avrupa Birliği bildiğiniz gibi bir miktar daha olarak takip etmekte Amerika'daki süreçleri. Bunun sebebi de şudur. Hem koronavirüsten çıkış stratejileri ve aşılama yöntemleri açısından geride kaldılar. Hizmetler sektörü diğer sektörlerin gerisinde kaldı. Ancak öte yandan üretim kapasite kullanım açısından biraz daha aktivitelerin arttığını görüyoruz. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri'ne göre biraz daha geriden gelse de onlar da küresel enflasyonun artmasına katkıda bulunmaktalar. Ve bizim de ihracat ve ithalattan dış ticaret partnerimiz olan Avrupa Birliği'nde büyüme ve ekonomik aktivite biraz daha yavaş ilerleyecek gibi gözüküyor Amerika'ya kıyaslandığında. Ancak yavaş ilerlese de bu da gecikmeli olarak küresel enflasyonda düşme beklentilerini daha da öteye atacaktır. Çünkü yine bir üretimi hızlandıran Avrupa'nın da arkadan geldiğini gözlemlemekteyiz. Para politikasına baktığımızda ise Avrupa tabii ki bu ekonomik aktivitedeki göreceli yavaşlığa göre aksiyon vermekte para politikasında da. O açıdan Amerika'daki gibi tahvil alım miktarlarını çok kısa sürede değiştirmeyecektir ya da bununla ilgili bir oynamaya gitmeyecektir. Biraz daha zamana yayacaktır. Faiz konusu da çok daha öteleyecektir. Tabii unutmadan Fed'in faiz artışı Haziran ve Temmuz aylarında artık başlayacağını da düşündüğümü eklemek isterim. Peki hocam, o zaman yurt içine geçelim. Merkez Bankası özellikle aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Burada enerji, katı enerji tarafında enflasyonla ilgili önemli ölçüde katkısının olduğu, enflasyon yukarı doğru inmesindeki katkısını değinilmiş. Bir diğer taraftaysa bunu da dahil ederek sorayım çünkü sonrasında vaktimiz kalmayabilir. Özel bankaların kredi hacmindeki bu büyüme. Önümüzdeki süreç faizler her ne kadar inse de bugün mesela bir bankacı arkadaşımla konuştum. Mevduat faizlerindeki düşüşü aynen yansıtılıyor fakat kredi tarafında yine de yüksek kalıyor dedi. Yani bu biraz talebi de ve yatırım tarafını, yani yatırımdan ziyade buradaki maliyeti de hala şu an için bankaların koruduğunu gözlemliyoruz. Değil mi? Evet. Bununla birlikte bir yorum da buradan almak isterim. Tabii son söylediğiniz önemli. Özellikle bankaların, bankacılık sektörünün ekonomiye dair beklentilerini yansıtan bir makas aslında gözlemlemekteyiz. Yansıtmadığı için mevduat faizlerini. Bu tamamen bankacılık sektörünün ekonomiye dair beklentilerinin bir karşılığı. Yani şu demek olacak bu. Ekonomide yeni model deneme çalışmaları konusunda bankacılık sektörünün ben risk algısının biraz yükseldiği kanaatindeyim. Burada tabii ki hükümetin politikalarına destek vermek ayrı bir noktada olsa da kendi bilançolarını korumak noktasında özellikle sene sonuna da giderken
ekonomik oynaklığın etkilerini tamponlamak için bu şekilde geçici ya da belirsiz için diyelim önlemlerini almaktalar. Kredi faaliyetlerinin beklenilen seviyeye ulaşıp ulaşmayacağı konusu tamamen zaten bu yeni ekonomik model yaklaşımının diyelim başarı şansını da zedeleyebilir önümüzdeki günlerde. Çünkü burada bir dolarizasyona da halkının dolarizasyona ve şirketlerin talebi olabileceği için dolar burada kredilerdeki büyümeyi dikkatli izlemek gerekecektir. Enflasyona gelince tabii ki bu bankacılık sektörünün ve hane halkının geleceğe yönelik, ülkemiz ekonomisinde geleceğe yönelik beklentilere dair bir boyutu da enflasyondan gelmekte. Yani biraz önce söylediğimiz risk algısının yüksek olması aynı zamanda enflasyon beklentilerinin hala yüksek ve düşmüyor olmasıyla da ilişkilidir. Merkez Bankamızın enerji yönünde bunu açıklamış olması, yani enerjideki fiyatların yüksekliğinden böyle bir sebebi açıklamış olması aslında ilginç. Şu açıdan ilginç, Nisan raporundan itibaren burada Merkez Bankamızın yaptığı öngörü ve tahminlerin yaklaşık %15 civarında sattığını görüyoruz. Onu tekrar hatırlatmak isterim. Nisan ayındaki raporda Brent fiyatı için $64 öngörmüştü yaz ayları için. Halbuki hiçbir zaman uzun bir süre bu değere düşmedik. Ve buradaki sapma da yaklaşık 4-5 aylık enflasyon değerlerini yukarıda tutmaya da yetti. Özellikle Haziran'daki zamlarla da beraber ele aldığında. Topluca değerlendirirsek enflasyon kısmını bir daha baktığımızda enflasyonda bir düşüş ihtimali gözükmemekte önümüzdeki günlerde, iki türlü gözükmemekte. Birincisi küresel enflasyonla ilgili biraz önce açıkladığımız nedenler. İkincisi ise ülkemizde hane halkı ve finansal piyasalardaki karar vericilerin enflasyon beklentilerindeki bozulma. Bu beklentilerdeki bozulmayı kontrol etmediğimiz, edemediğimiz, yönlendiremediğimiz zamanlarda ki bunu ekonomik kurumlarımızın yapması gerekmektedir. Merkez Bankamız başta olmak üzere. O zaman yönlendiremezsek enflasyon beklentileri fiyatlama davranışlarını etkilediği için üretim birimlerindekiler, yani fiyatlamaya giren birimler asla bunu düşürmeyecekler ve korunma, enflasyondan korunma güdüsü ile fiyatları, gelecekteki fiyatları aslında yansıtacaklar. Bu da fasit bir daire, yani bir açmaz olarak önümüzde sürmeye devam edecektir. Hocam çok küçük bir sorum daha olacaktı sizlere. Bir faiz indirimi bu Merkez Bankası toplantısıyla birlikte, bir diğer tarafta da şimdi ilk konumuza tekrar döneceğim. Dolar tarafındaki güçleniş. Sizce TL tarafında bir nasıl bir yıl sonunda değer kaybı öngörüyorsunuz? Bunun yansıması ile ilgili şöyle küçük bir yorum alayım mı? Tabii. Bu da teşekkür ederim bu sorunuz için. Çünkü sanırım bugün bir açıklaması oldu, evet. Sayın Merkez Bankası Başkanımızın, evet, faiz indirimleriyle ilgili zorlaştığına dair. Aslında bu açıklamaların bu şekilde arada arada demeç olarak verilmesini ben yönlendirme açısından çok iyi fikir, çok iyi bir strateji olarak görmüyorum. Böyle baktığımız zaman faiz indirimi fiyatlanmıştı zaten 100 bas puana kadar. Ben bunun yapılabileceğini düşünüyorum hala. Bunu Merkez Bankamızın faiz indirebileceğini düşünüyorum 100 bas puan. Ancak enflasyon kurdaki volatiliteyi kontrol etmekten uzak olduğunu finansal piyasalara gösterdiği için, yani uygulamasıyla bu elini açık ettiği için diyelim Merkez Bankamız, burada volatilite konusunda sıkıntı yaşayacağını da öngörmemiz gerekiyor. Özellikle %1-1,5 aralığında normal bir volatilite seyri izleyeceğiz. Çok sıra dışı bir durum olursa, 100 bas puana geçerse o zaman daha fazla bir volatilite beklememiz lazım. Ancak 15 Aralık'tan sonra, 15-20 Aralık'tan sonra da fiyatların çok fazla oynayacağını düşünmüyorum ben kur süreçlerinde. Bizim yaklaşık bir 10 günlük, yani Merkez Bankamızın faiz indirene kadar olan bir hafta 10 günlük zaman dilimi içerisinde bu şekilde %1-2 volatilite görebiliriz. Özellikle dolar TL'de. Tabii seviye vermek çok zor. Gün içindeki volatilitelerden bahsediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli yorum ve katkılarınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Evet, doçent doktor Ata Özkaya, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesini uğurladık. Gidelim emtia piyasası uzmanına. Şöyle genel değerlendirmelerle başlayıp sonrasında detaylara inelim. Zafer Ergezen bizlerle. Zafer hoş geldin. İyi haftalar olsun sana da. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Sağ ol. Öncelikle dolar endeksi ve petrolle başlayalım. Dilersen buradan bir yorum alıp sonrasında hem yatırım tarafını hem de tarım emtialarını değerlendirelim. Yani net bir şekilde dolar endeksinin 20 günlük ortalamanın, ağırlıklı ortalamanın altına düşmek istemediğini görüyoruz. Bu da güçlü bir seyrin devam ettiğini gösteriyor bize. Tabii ki dolar endeksinin değer kazanmış olması aynı zamanda piyasalar üzerinde varlık fiyatlarında bir satış baskısını oluşturan unsurlardan da bir tanesi. Emtialar üzerinde de bir miktar etkisinin olduğunu görüyoruz. Ama genel olarak baktığımız zaman haftaya başlangıç bir miktar karışıktı. Altın tarafında bir miktar satışlar vardı. Petrol tarafında alımların arttığını görüyoruz. Tabii burada bugün itibariyle bir miktar 10 yıllık tahvil faiz getirilerinde de yukarı yönlü bir yükseliş var ama kısaca aslında şöyle söylemek mümkün herhalde, bir miktar çalkantılı günlerden geçiyoruz. O yüzden de yatırımcıların bir miktar dikkatli olabileceği, fiyat marjlarının bir miktar daha arttığı, yani beklenmedik hareketlerin olduğu bir piyasa var. Bu haftada enflasyon verileri açıklanacak. Hem Çin tarafından, hem Avrupa tarafında, hem de Amerika tarafında enflasyon verisinin bu haftanın en önemli gündem konusu olacağını söyleyebiliriz. Evet, o zaman şöyle hemen geçelim grup tarafındaki altına. Altın olsun da 1800 dolar seviyesinin altını hala test ediyor. Yani burada kalıcılık gösterme niyetinde gibi ama burada kırılma riskli noktada mıdır? Yani kırılma gösterebilir mi? Altın olsun ve sonra şöyle gram altınla ilgili de beklentileri alalım. Dolar endeksi yorumundan sonra merak ettim. Gram altını peki hangi seviyelerde görmeye başlayacağız? Şimdi burada zaten uzun zamandan beri verdiğimiz net bir seviye var. 1770 ve 1750 bandı. Bu seviyenin altında, bu seviyeye yaklaştıkça özellikle enflasyon endişeleriyle ne yönelik yatırımcıların alım yaptığını görüyoruz. 1832 seviyesinin üzerinde ise daha çok faiz arttırımına yönelik endişelerle portföylerin yeni portföy düzenlemeleri olduğunu, portföy değişimleri olduğunu görüyoruz. Bu amaçla da ons altın tarafında satışların yaşandığını görüyoruz. Gene geçtiğimiz hafta 1760'lar seviyesine doğru bir hareket oldu. Oradan bir toparlanma oldu. Ama görüntü şu ki eğer enflasyon verileri beklentilerin altında kalırsa burada ons altın tarafında belki kısa vadede yukarı yönlü çok hafif bir olabilir ama genel olarak satış baskısı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü burada enflasyonla endişeleriyle alım yapacak yatırımcı sayısında azalma olabilir. Ama diğer taraftan eğer enflasyon verileri gene beklentilerin üzerine gelirse ons altın tarafında tekrar yukarı yönlü bir toparlanma görebiliriz. O yüzden de bu hafta sonuna doğru özellikle Perşembe Cuma gününün ons altın tarafında önemli olacağının altını çizebiliriz. Gram altın tarafında ise maalesef gram altın tarafında dolara bakmamız gerekiyor. Burada da hatırlarsanız burada 540'lı seviyeleri konuşuyorduk. Evet. Gram evet. Altın tarafında. Ya ben yani şu an ekrana bakmak istemiyorum. 790 TL gram altın. Bilmiyorum yani 800 demek ki artık rahatlayacak ama gram altın nereden nereye gerçekten? Burada da aslında çok net olarak aslında söylediniz 800 seviyesi burada artık kritik bir seviye haline geldi. Yani bu seviyelere yaklaştıkça bir miktar satıcıların arttığını görüyoruz. Ama burada tamamen dolar TL kuruna paralel hareketler olduğunu söylemek mümkün şu etap içerisinde. Kısa vadeli destek seviyesinin yaklaşık 772 seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz ama ortalamalardan o kadar fazla uzaklaştı ki bu da tabii ki dolar TL kurundaki çok ani yükselişten kaynaklanıyor. O tarafta da ortalamalardan ciddi uzaklaşmış durumda. Bir düzeltme olması beklenebilir mi? Evet beklenebilir ama dolar TL kurunda bir düzeltme olmazsa gram altın tarafında da çok fazla aşağı geçeceğini söylemek mümkün değil. Her ne kadar ons tarafında belki satışlar yaşanabilir ama bunun gram altına yansıması çok daha sınırlı olacaktır diye düşünüyorum. Peki şu sanayi emtiasına bir dikkat çekecek olursak yükselişler var gibi bazı noktalar, bazılarında da tam tersi. Özellikle bu biraz da piyasada bazı belli başlı sorunlar da var biliyoruz ki hem otomobil sektöründe hem de diğer demir çelik sektöründe. Burada biraz tedarik sıkıntıları ile birlikte sanayi emtiasındaki gidişat nasıl, orta vadede bir analiz yapmak mümkün müdür?
Ya aslında buradaki en büyük sorun şöyle söyleyebiliriz. Yani enflasyon endişelerinin aslında ilk etapta çok fazla merkez bankaları tarafından önemsenmiyordu ama sonrasında aslında bunun yavaş yavaş emtialar tarafına yansıdığını, en büyük yansımasında petrol tarafında başladığını söyleyebiliriz. OPEC'in arzı arttırmama kararına rağmen petrol tarafında satışlar başlayıp gelini veren bu özellikle büyümeye yönelik endişeler yavaş yavaş diğer emtialar grubuna da yayılmış durumda. Ya özellikle endüstriyel metaller tarafına yayılmış durumda. Evet, satışlar çok fazla oluyor mu? Yani emtia bazında ayrışmalar olduğunu görüyoruz ama genel olarak ben baktığım zaman artık yavaş yavaş piyasalarda bir miktar büyümeye yönelik endişelerle portföy satışlarının olduğu görülüyor. Endüstriyel metaller tarafında tabii ki tedarik zinciri sıkıntıları özellikle yeni varyantla birlikte tekrar endişeler artmış durumda ki burada özellikle demir cevherinde ve bakırda bunun etkisini çok fazla görmüştük. Tabii ki demir cevheri kız tarafında bir miktar artık düzeltme yaşandı. Bakır tarafında acaba bu düzeltme aşağı doğru daha devam eder mi diye konuşurken diğer tarafta alüminyum nikel tarafında hala bir miktar daha güçlü olduğunu görüyoruz. Ama genel olarak benim gördüğüm kadarıyla ve piyasaya bakacak olursak piyasa bir miktar artık enflasyonun kalıcı olmasından ve enflasyonun bu kalıcılığının ekonomik büyümeye yönelik endişeleri arttırdığını, burada bir miktar endişe yaşandığını söyleyebiliriz. Bu da genel olarak yükselişlerin sınırlı kalmasına yol açıyor. Özellikle bazı emtialarda tedarik zinciri sıkıntısı olmasına rağmen yükselişlerin buna rağmen sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu da aslında genel olarak sadece belli bir emtia grubunda değil ama küresel anlamda ekonomik büyümeye yönelik endişelerin özellikle enflasyon kaynaklı beklentilerle bozulduğunu, endişelerin arttığını söyleyebiliriz. Tarım emtiasında ise omikron etkisini görmüştük geçtiğimiz hafta. Özellikle burada vadeli kontratlarda riskli piyasalardaki hayli hızlı çıkışlar vardı. Bir diğer tarafta şimdi kapama deyince akla yine gıda tarafındaki bu sefer fiyat artışları da geliyor. Dünya tarafında fiyat artışlarının son 10 yılın mı 20 yılın mı bilmiyoruz ama artık zirvesinde olduğunu biliyoruz. Hep beraber bunu net bir şekilde hissediyoruz. Gidişat hala yukarı trend midir yoksa belli başlı noktalarda hani böyle her zaman da bir şeyin fiyatı sürekli yükselmez. Gıdada birçok etken var, birçok neden var. Hem iklim hem başka nedenler de var ama yine de şöyle bir duymak istiyoruz. Yani gıda fiyatlarında da özlem, durgunluk geliyor demenizi. Yok galiba. Yani bunu söylemek tabii ki genel çok en azından şu aşamada bir miktar zor gibi. Yani buğday tarafına baktığımız zaman buğday tarafında son 9 yılın en yüksek fiyatlarını gördük ki tabii ki kısa vadede özellikle pandemi yeni varyant endişeleriyle birlikte bir miktar satışlar yaşandı. Dolar endeksinin yukarıya doğru yönelmiş olması burada emtialar tarafında, tarım emtiaları tarafında da yükselişleri sınırlayan unsurlardan bir tanesi. Ama genel olarak baktığımız zaman yani düşüşler olsa bile genel olarak fiyat seviyelerinin yukarıda kaldığını görüyoruz. Alıcıların olduğunu görüyoruz. Özellikle buğday tarafında talebin yüksek olduğunu görüyoruz ki varyant endişeleri tabii ki burada özellikle temel gıda maddelerindeki bunların başında buğday da geliyor. Pirinç uzak doğu tarafında pirinç geliyor. Ki pirinç de uzun zamandan sonra ilk defa alıcıların güçlü olduğunu, pozitif seyirin olduğunu gördük pirinç tarafında da geçtiğimiz hafta. O yüzden bu emtialarda aşağı düşüşler bir miktar daha sınırlı kalıyor diyebiliriz. Diğer taraftan baktığımız zaman burada olumsuz etkilenen emtialarından bir tanesi de pamuk diyebiliriz. Özellikle pandemi yeni varyant endişeleriyle birlikte, ekonomik büyüme endişeleriyle birlikte pamuk tarafında satışlar bir miktar geldi. Burada satış baskısının arttığını görüyoruz. Diğer taraftan şeker tarafında keza bir miktar satıcıların arttığını söyleyebiliriz. Tabii bir de önümüzdeki sene içerisinde El Niño etkisi yaşanması bekleniyor. Bu da özellikle uzak doğu tarafında yağışların daha fazla artması demek, şeker üretiminin artması, rekortesinin artması demek. Bu da bir miktar tabii ki satış baskısını kuran unsurlardan bir tanesi. Petrol ile şeker arasındaki ilişkiyi uzun zamandan beri konuşuyoruz zaten, bilgilendiriyorduk yatırımcıları. Petrol fiyatlarının 70'li seviyelere gelmesi burada da tekrar satış baskısını kuran unsurlardan bir tanesi. Böyle bir denge var. Diğer taraftan da kahve. Kahve fiyatları biz düşmesini bekledikçe özellikle demiştik yani Tayvan tarafında da burada kahveler de üretiliyor. Burada da rekolte artacak diye beklenti vardı ama Brezilya'da gene sıcaklar yüksek, sıcaklardan ziyade yağışsız havalar var. Bu da tekrar rekolte endişelerini, üretim endişelerini beraberinde getirdi. Kahve hiç aşağı düşecekmiş gibi değil. Biz yüksek fiyatlı kahve içmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
gibi. Kesinlikle öyle görünüyor. Zafer Ergezen, şöyle 1-2 dakikamız var ama varsa notun, dinlemek isterim. Şu anda dikkatini çeken bir nokta. Aslında bunu tüm yorumculara da sormak istiyorum. Olur ya gözden kaçar ama orada bir hareketlilik aslında sizin gibi uzmanların da hiç de öyle kolay kolay dikkatinden kaçmaz. Var mıdır böyle bize bir küçük not? Yani buradaki aslında en önemli şey herhalde pirinç diyebiliriz. Yani benim hareketli gördüğüm, uzun zamandan beri pirinç çok fazla hareketli değildi ama özellikle omikron endişesiyle beraber, varyant endişeleriyle beraber pirinç tarafında talebin ciddi anlamda arttığını gördük. Son iki haftadır ihracat verilerinde pirinç haftanın yani sezonun en yüksek rakamına ulaşıyor. Bu dikkat çekici. Üst üste iki hafta ulaşması aslında rekor yani sezonun en yüksek rakamına ulaşması, ihracat rakamına ulaşması aslında talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Belki de omikron etkisinin en pozitif yansıdığı emtia ne diyecek olursak bu anlamda pirinç olduğunu söyleyebiliriz. Hem spot piyasada hem vadeli piyasalarda talebinin arttığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan özellikle gübre ve enerji maliyetleri tarım emtiaları genelinde ciddi maliyet unsuru oluşturmaya başladı. Bu evet. da fiyatların aslında geriye gelmesini engelliyor. Ama her şeyden öte özellikle enerji maliyetlerindeki artış tarım emtialarının yanı sıra diğer emtia grubunu da ciddi anlamda etkiliyor. Özellikle endüstriyel metaller tarafında önemli girdi unsurlarından bir tanesi. Bu anlamda baktığımız zaman aslında fiyatların geri çekilmesi, enflasyonun geri çekilmesi ki burada enflasyon çok da kısa vadeli yani geçici olmayabileceğini konuşuyorduk bu ekranlarda evet. ki enerji maliyetlerindeki bu yükseliş, tarım emtiaları tarafında gübre maliyetlerindeki artış aslında enflasyonun hiç de geçici olmayacağını, kalıcı fiyat yükselişlerinin aslında bu seviyelerde kalıcılığının yüksek olduğunu gösteriyor bize. Diğer taraftan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yeni üretim tahminleri açıklanmıştı. Evet. Burada bir miktar daha dengede kaldığını görürüz piyasanın üretim tahminlerinde ama altını çizmek lazım. Buğday tarafında hala üretim tahminleri düşmeye devam ediyor. Bu da buğday tarafındaki özellikle un tarafında Türkiye önemli ithalatçılardan bir tanesi. Un tarafında ise dünyanın önemli ihracatçılarından bir tanesi. Türkiye'de çok evet. güçlüdür bu piyasa. Buna baktığımız zaman bir tarafta buğday maliyetlerimiz artıyor ama diğer taraftan uncular tarafında fiyatların yükseldiğini burada bu piyasanın bir miktar daha hareketli olabileceğini önümüzdeki dönemde söyleyebiliriz. Evet. Hem de ihracat geliri anlamında önemli bir unsur olacaktır. Evet. Kısa vadede dikkat çekenler bunlardı bu hafta. Çok teşekkür ediyorum Zafer Ergezen, değerli katkılarınız için. Sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar. Zafer Bey'i uğurladık. Emtia tarafını bolca dinledik efendim. Belli başlı notları aldık. Global piyasalar, sonrasında Borsa İstanbul'u bolca konuşacağız. Sonrasında ise kripto dünyasında yine bir parantez açacağız ama kısa bir ara. Evet, global piyasalarla şimdi karşınızdayız. Küresel gelişmeleri, bu hafta önemli veriler var. Bunlarla birlikte şekillenecek riskli piyasaları, tahvil getirisindeki aşağı doğru eğilimleri aktaracak bize Philip Capital Satış Müdürü Gülay Şahin. Gülay Hanım hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek sözü size bırakıyorum. İyi haftalar diliyorum. Ben de hemen Asya bölgesiyle başlıyorum. Asya hisse endekslerinin çoğu günü ekside tamamladı. Hang Seng %1.76, Nikkei %0.36 ve Şangay %0.50 geriledi. Çinli Evergrande grubun bu kez vadesi gelen 82,5 milyon dolarlık kupon ifasını gerçekleştirememe ihtimali Hang Seng endeksini olumsuz etkiledi. Bugün ayrıca diğer Çinli emlak geliştiricisi Sunshine 100 China Holdings likidite sorunları nedeniyle 170 milyon dolarlık tahvil ödemesini gerçekleştiremeyeceğini açıkladı. Çinli emlak geliştiricilerinin yanı sıra Çinli Didi Global'in New York borsa kotundan çıkma kararı da piyasaları olumsuz etkiledi bugün. Didi'nin kararı sonrasında
ABD borsalarında işlem gören Çinli şirketler değer kaybetti. Didi Global %22.18 düştü ve Alibaba, Baidu ve JD hisseleri de %8 civarında geriledi. Omikron varyantına dair endişelerin azalmasıyla Avrupa hisse endeksleri çoğu yükselişe geçti. Saat 17 itibariyle İngiltere %1, Almanya %0.7 artıdaydı. Almanya'nın fabrika siparişleri Ekim ayında geçtiğimiz aya göre %6.9 geriledi. Analistler ise sadece %0.5'lik bir düşüş bekliyordu. Yurt dışı siparişlerdeki sert düşüş verinin beklentilerden kötü gelmesine neden oldu. Amerika'da önemli makroekonomik verinin olmadığı günde spot piyasaların açılışı öncesinde ABD vadeli hisse endeksleri karışık seyrediyor. Avrupa Birliği Rekabet Kurumu Nvidia'nın İngiliz çip tasarımcısı ARM'ı satın almasıyla ilgili soruşturmayı daha fazla bilgi edinene kadar geçici olarak durdurdu. Seans öncesi işlemlerde Nvidia %3.79 geriledi. Hisse senedi piyasaların ardından ham petrol için hazırladığımız teknik analizimizi paylaşmak istiyoruz. Ekranda NYMEX borsasında işlem gören Ocak vade ham petrol sözleşmesinin fiyat grafiğini görmek. Ham petrol fiyatlarının geçen hafta 200 günlük ortalamanın altına inmesi teknik analiz açısından son derece önemliydi. Eğer bu hafta 68 ile 69 dolar direnç olarak çalışırsa 200 günlük ortalamanın aşağı kırıldığı teyit edilir ve 66 dolardaki yatay trend desteği güç kaybeder. Böyle bir durumda 69.50 doların üzerine stop alım emri koyularak kısa pozisyon taşımayı öneriyoruz. 68 dolar direncinin test edilmesi veya 66 doların altına inilmesi halinde 61.80 ve 57.50 dolar desteklerini hedefleyen yeni kısa pozisyonlar açılmasını uygun görüyoruz. Teknik göstergelerin aşağı trendi desteklediği bu günlerde 69 dolar üzerinde kapanışlar görmeden uzun pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz. Ham petrol teknik analizinin ardından yatırım kuruluşlarının raporlarından seçtiğimiz hisse önerimize geçelim. Credit Suisse Marble Teknoloji Grup için endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor ve 83.59 dolardan kapanan hisse için 105 dolar hedef fiyat gösteriyor. Marble, yarı iletkenler tasarlayan, üreten ve satan bir Amerikan şirketi. Şirket aynı zamanda 5G sistemleri ve bulut veri merkezleri için yüksek performanslı silikon ürünler de üretmekte. Şirket 3. çeyrekte tedarik sıkıntılarına rağmen 1.15 milyar dolar olan hasılat beklentisinin üzerine çıkarak 1.21 milyar dolar hasılat elde etti. Credit Suisse bu başarıyı şirketin tedarik ağını genişletmesine bağlıyor. Marvel'ın bu sene gerçekleştirdiği Involmo satın alma işleminin özellikle bulut sistemleri ve veri merkezi ağ çözüm hizmetlerinde önemli bir sinerji sağlayacağını tahmin ediyor. Credit Suisse'e göre söz konusu satın alma 2023'te 150 milyon dolar, 2024'te 400 milyon dolar ve 2025'te de 800 milyon dolar ek hasılat sağlayacak. Bizim global piyasalardan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Gülay Şahin, değerli katılımlarınız için sizlere de. Evet, gün sonuna şimdi Gedik Yatırım'la devam ediyoruz. Yatırım Danışman Müdür Yardımcısı Onurcan Balsa bizlerle. Onurcan hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şöyle Borsa İstanbul'u bir konuşalım. Borsa İstanbul performansı, bağlı olduğu haber akışları, bu haftada önemli gelişmeleri bekliyoruz. Hacim tarafında işler 1900 puanlı seviyelerin üzerine işaret ediyor ama kalıcılık ve beklentileriniz, performans, yukarı trend, devamlılığı nasıl bir Borsa İstanbul'u izleyeceğiz bu hafta? Evet, endeks tarafında Ekim ortasından bu yana devam eden yükseliş trendi korunuyor ve endeksin pozitif momentumunu genel olarak sürdürdüğünü söylemek mümkün elbette. Geçen hafta 1900 puan üzerine bir kapanışın gerçekleşmesi hani teknik olarak da endekste yukarı yönlü seyrin devamlılığı açısından olumlu bir işaret oldu. Bu hafta özellikle 1900 seviyesi üzerindeki tutulmanın korunması önemli. Şu an için mevcut durumda endekste son yükseliş trendi 1855 seviyesinde bulunuyor.
bu hafta sonuna doğru 1900 seviyesine yakınsamış olacak. O nedenle endeksin bu haftayı da 1900 seviyeler üzerinde geçirmesi ve yükseliş trendi üzerinde kalıcılığın koruması ilerleyen dönem açısından teknik olarak yukarı yönlü hareketlerin devamlılığını da beraberinde getirebilir. Bu cephede endeks tarafında ilk olarak 1950 seviyesini takip ediyor olacağız. Bu seviye üzerinde bir kapanış görecek olursak da 2000 seviyesi konuşulmaya başlanacak. Bir süredir zaten telaffuz edilen, gündeme gelen bir seviyeydi. Psikolojik de bir seviye. 1950 seviyesi aşılabilirse 2000 seviyesine doğru bir fiyatlama görebiliriz. Burada endeks tarafında özellikle son dönemde endeksi destekleyen gelişmeler arasında kurun yükselişine bağlı olarak biraz daha ucuzlayan ve yabancı yatırımcıların ana kağıtlara olan ilgisini sürmesine sebep olan bu iskontodan bahsetmek mümkün. Yine bununla birlikte özellikle mevduat faizlerinin düşmesi ve enflasyonun bulunduğu seviyeleri göz önünde bulundurduğumuzda yerli yatırımcının da tekrardan Borsa İstanbul tarafına ilgisinin artış kaydettiğini görüyoruz. Yerli ve yabancı yatırımcı desteğiyle birlikte hacimlerin de son aylarda artış kaydettiğini söylemek mümkün. Bu tarafta yükseliş trendi, devam eden bu pozitif momentum endeksi yukarı taşımaya ve zirve yenilemelerini sürdürmesine katkı sağlıyor. Eğer yurt dışı piyasalarda ekstra bir bozulma, ekstra bir satış dalgası görmezsek endeks tarafında 1900 üzerinde, onun da altında bu şu an için 1855'te bulunan ve günden güne yukarı gelecek olan yükseliş trendi üzerinde kalıcılık korunduğu müddetçe yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini bekliyoruz. Ama herhangi bir sebeple bu trend, yükseliş trendi kırılacak olursa o durumda biraz daha düzeltme hareketleri endeks tarafında hız kazanabilir. Çünkü hani son bir burada Ekim ortasından bu yana baktığımız zaman 2 aya yaklaşıyor neredeyse. Ciddi bir yükseliş var. Önemli yükselişler, kazanımlar kaydedildi. Olası bir düzeltme hareketi de bu hususta biraz sert olabilir. Küresel çapta da bir satış baskısının arttığı bir sürece denk yaşanacak olursa endeks tarafında düzeltmeler görebiliriz. O nedenle şu an için mevcut durumda korunan pozitif havayı değerlendirmek mümkün olabilir. Daha kısa vadeli, daha günlük trade şeklinde hareket ederek endeks tarafındaki bu pozitif havadan faydalanmak mümkün. Ama özellikle yükseliş trendi altında bir stop belirlemekte ve burada geri çekilmelerde 1800, 1750, 1700 bu seviyelerinde gündeme gelebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Bugün yurt dışı piyasalarda Avrupa, Amerika tarafı da görece olumlu. O nedenle yurt dışından aldığı destekle birlikte bugün de yukarı yönlü seyrini sürdüren bir endeks görüyoruz. Hafta genelinde bugün bu hafta yurt içinde önemli bir ekonomik veri akışı yok. Ama Amerika tarafında enflasyon verileri bu haftanın en ön plana çıkan gelişmesi. Küresel çaptaki ekonomik veri akışlarını takip ediyor olacağız. Bununla birlikte biz de yurt içinde kur cephesindeki fiyatlamalar ve özellikle Merkez Bankası'nın olası hamleleri, müdahaleleri de yine takip edecek diğer önemli konu başlıkları. Endeks tarafında bu haftanın önemli konu başlıkları bu şekilde. Fiyatlamalar 1900 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü momentum devam edebilir diye özetleyebilirim mevcut görünümde. Peki bu momentumun yukarı doğru devam etmesiyle birlikte Onurcan, yabancı yatırımcı ve hacim tarafındaki beklentileri karşılayacak sadece belli başlı şirketlerin yükselişi değil de genel hatlarıyla tüm oradaki neredeyse çoğunluğun yukarı doğru ivmesine katkı sağlayacak gelişmeler var mı? Aslında hani endekste son dönemde yaşanan yükselişin genele yayıldığını söylemek mümkün. Bu tarafta hani son dönemde biraz daha bu salgın kaynaklı haber akışlarıyla birlikte sektör ve hisse ayrışmaları yaşansa da hani Ekim ortasından bu yana genel bir yükseliş var ve hacmin de arttığını görüyoruz. Yani daha öncesinde 13-14 milyar TL seviyelerinde seyreden işlem hacminin şu an için hani 20-25 milyar TL üzerinde oturduğunu, bu seviyeler üzerinde kalıcılık sağladığını takip etmekteyiz. Biraz daha hareketli olan günlerde hani 30-35 milyar TL hatta 40 milyar TL'ye yaklaşan işlem hacimlerinin kaydedildiği de oldu. Mevduat faizleri hani faizler düşük kaldığı müddetçe yerli yatırımcının ilgisi genel olarak korunacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii burada yabancı yatırımcının ilgisini daha fazla çekmek adına hani bu hususta mevcut konjonktür çok aşırı destekleyici değil. Fed'in sıkılaşma eğilimi içerisine girdiği ve biraz daha gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışının olduğu bir süreç yaşıyor olacağız önümüzdeki aylarda da 2022 yılında da. O nedenle burada hani yabancı yatırımcının ikisi bu mevcut iskontodan dolayı genel olarak korunuyor olacak belki ama ekstra bir artış beklemek için dediğim gibi mevcut şartlar çok destekleyici değil. Ancak hani yerli yatırımcının desteğiyle birlikte bu işlem hacimlerinin genel olarak korunduğunu ve genele yayılan bir yükselişle birlikte endeks tarafındaki pozitif hava korunduğu müddetçe de yükselişlerin hisse ve sektör bazında ufak ayrışmaları olsa da genele yayılan bir şekilde devam edeceğini öngörmek mümkün. Ama dediğim gibi burada küresel taraftaki gelişmeler de önemli. Yükselişler bu zamana kadar genele yayıldı. Eğer bir olası bir düzeltme olacak olur, endeks tarafında önemli destekler kırılırsa genele yayılan satışlarda görebiliriz. Bu süreç içerisinde özellikle biraz daha bu yeni varyant ve salgın kaynak belirsizliklerin olduğu dönemde hani havacılık ve turizm sektörü biraz daha kırılgan olabilir. Yani haber akışlarına karşı duyarlılık yüksek seyredebilir. Son dönemde biraz daha sert fiyatlamalar görüyoruz.
Bu hususta dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Eğer pandemi ön plana çıkacak olursa, pandemi nedeniyle satış baskısı veya bu süreçte buradaki belirsizlikler, haber akışları ön planda olursa, o durumda tekrardan biraz daha teknoloji ve gıda perakendeciliği sektörünün de ön planda yer aldığını, bu süreçten geçmiş dönemlerde test ettiğimiz gibi bu sektörlerin biraz daha defansif bir yapıda, sağlık sektöründe keza, kaldığını takip etmek mümkün olabilir. Önümüzdeki süreç açısından, hani yeni yıla girmesiyle de birlikte, biraz daha finansal sonuç döneminin yaklaşması ve temettü verimliliği gibi ana temalarda, ana konularda ön plana çıkabilecek diğer hususlar. Endeks tarafında bir düzeltme gördükten sonra, eğer bu sürece kadar, bu yeni temaların tercih edilmesi ve kullanılması daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Peki bu hafta kurum olarak Onur Canbal, neleri dikkate aldınız? Borsa İstanbul performansına dikkat çeken beğeniye aldınız. Hisseler üzerinde gidecek olursak ya da sektör neler ön plana çıktı? Aslında konuşmalarında genele yayıldığını da anlıyoruz. Borsa İstanbul yukarı doğru ivmenin genel hatlarıyla, yerli yatırımcının da desteğiyle ve buradaki herhalde alternatif yatırım araçlarındaki aslında biraz darlık buraya yöneltmiş gibi de görünüyor. Risk algısını biraz daha arttırdı. Dilersen buradan yola çıkarak kısa vadeli bir senden beklenti raporu alalım. Tabii endeks tarafında, hani bu tarafta biraz daha son dönemde sanayi sektörünün ön planda olduğunu söylemek mümkün bankacılığa kıyasla. Ama bu hafta, hani bugünkü fiyatlamalarda bankacılık endeksinde bir toparlanma gördük. Yani geçtiğimiz hafta biraz daha zayıf seyreden ve sanayi endeksinin ön plana çıktığı bir süreç, bugün itibariyle, yani yeni hafta itibariyle bankacılık tarafında ciddi, daha güçlü bir toparlanmayla birlikte endeksin yükselişini sürdürdüğünü görüyoruz bugün özelinde. Bugün bankacılık endeksi %2,5'un üzerinde bir prim yapmış durumda. O nedenle hani bu hafta içerisinde özel bankalar tarafından bir banka takip edilir. Yani burada Yapı Kredi, Akbank, Garanti Bankası, bunlar bizim genel olarak beğendiğimiz bankalar. Yani bunlar bu hafta üzerinde bankalardaki toparlanma eğilimi devam ederse, bu üç hissede yine daha olumlu bir ayrışma ve performans sergileyebilir. Yine holding sektörü içerisinde Koç Holding, Sabancı Holding, bu iki hissenin de görünümü olumlu yönde kalmaya devam ediyor. Bu taraf takip edilebilir. Yine hani biraz daha olası bir salgın haberine karşı daha defansif bir sektör oluşturmak adına, portföy oluşturmak adına, yine Migros veya Şok gibi gıda perakendeciliği sektöründen de bir hisse yine biraz daha kısa vadeli olmak kaydıyla tercih edilebilir. Onun haricinde tabii ki günlük bazda, sektörel bazda fiyatlamalar olabiliyor. Sigorta sektörü özelinde bir miktar tepki alımlarının geldiğini gördük ama hani burada biraz daha direkt sektör değil, hisse bazında da yaklaşmak, bakmak gerekir. Ama genel olarak bu şekilde özetlemek mümkün. Yine eğer kurlarda yukarı yönlü hareket bu hafta içerisinde devam edecek olursa, yine ihracatçı yapısıyla ön planda olan şirketlerin biraz daha defansif bir yapıda kaldığı ve yükseliş eğilimini sürdürdüğünü de görmek mümkün olabilir. Bu haftanın genelinde tabii ki kısa vadeli tam olarak bir öneri verebilmek zor. Çünkü yarın sabah hani tam nasıl bir haber akışıyla başlayacağımızı kestirmek de gerçekten güç. Hani salgınla ilgili, varyantla ilgili hani olumsuz bir haber gelirse burada bir açıklama fiyatlamayı terse çevirebiliyor. Hani şu an için genel olarak daha olumlu teknik görünüme sahip sektörler bunlar. Bu şekilde söyleyebilirim. Endeks tarafında pozitif hava korunduğu sürece bu yükselişten faydalanmakta yarar var. Ancak yakın vadeli takip ve özellikle aktif bir takip ve stop loss testine de bağlı kalmak önemli. Önemli bir destek seviyesi kırılırsa daha sert düzeltme hareketleri ve daha sert geri çekimler görmek de mümkün. O yüzden kısa vadeli günlük trade şeklinde hareket etmenin daha faydalı olduğu kanaatindeyiz mevcut süreç içerisinde. Onur Canbal, çok teşekkür ediyorum. Senin de değerli katkıların için sağ ol, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Gedik Yatırım'ın Borsa İstanbul performansıyla ilgili beklentilerini detaylı bir şekilde aldık. Kur tarafını, emtia cephesini değerlendirdik program süresince. Peki kripto dünyası, özellikle son haftalarda sanki düşüş trendi ağırlıklı, özellikle hacim tarafındaki bu kayıplar, burada güvensizlik, Bitget'in faaliyetlerini askıya alması, kripto dünyasında sanki biraz olumsuz haberler de olsa belki bir tarafta da beklentiler ve bu tarafı fırsat olarak görenler de var mutlaka. Şöyle ikilemde kalan yatırımcılar için bu değerlendirmeyi alalım. Kripto para uzmanı Helin Çelik bizlerle. Helin, hoş geldin. Sana da iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim Özlem Hanım. İyi yayınlar, iyi haftalar olsun. Teşekkürler. Hem bu haftayı, hafta sonu yaşanan önemli 5 coin'de düşüşler vardı. Bu düşüş trendi ve hacim çıkışları tedirginlik yarattı. Küçük yatırımcılarda da biraz panik algısı. Nasıl değerlendiriyorsun? Genel hatlarıyla şöyle bir yorum alacaksak, kripto dünyasında bazı haberlerde görüyoruz böyle çok olumsuz haberler var. Bazı noktalara bakıyoruz, işte dünyaya açık olduğu için bazı noktalarda Allah fırsat mı dedirtiyor?
Nasıl yorumluyorsunuz siz? Evet, şöyle yani piyasanın genelinde yaşanan bir panik havası, özellikle omikron varyantının gitgide artık gündemimize oturmaya başlaması endekslerle beraber kripto para piyasasına da satış baskısı getirmiş oldu. Tabii Fed'in tahvil alımlarını beklenenden daha kısa bir zaman içerisinde azaltmaya başlayacağı, tabii bu nedenden dolayı piyasaya likit pompalanmayacak gibi bir takım sıkıntılardan dolayı piyasa reaksiyon gösterdi. Dolar endeksindeki güç kazanımı, zira yine geri çekilmeyi tetikleyen bir başka etkendi. Bu geri çekilmenin altı çok boş değil ama tabii panik satışlarının da olduğunu biz gözlemliyoruz. Şimdi Bitcoin önemli bir desteği kaybetti. Kritik bir dirençten dönüş yaşadı. Artık 50 binlerden negatif ayrışmış oldu. Şu an hali hazırda yani 46.700 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalıştığını gün içerisinde gözlemliyorum. Bu önemli bir destek ama dediğimiz gibi şimdi hodl yapan yatırımcılar yapmaya devam ediyor. Biraz daha haber akışı orta uzun vade hedeflerinin hala pozitif olduğunu söylüyor. Şimdi sert geri çekilme yaşandı ama yine de biz hani dönüp bundan sonrası kabus diyemiyoruz ne yazık ki. Yani iyi ki böyle bir şey, evet. Longta olan yatırımcılar için hani sıkıntılı bir durum var diyemiyoruz. Ama bu geri çekilmenin ardından da bu kadar iyimser olmak tabii yatırımcıyı birazcık şoka uğratabilir. Şimdi biz neyi takip edeceğiz? 46.700 seviyelerini takip edeceğiz. Sonra dün ciddi bir hani kopuş yaşadı ve 42.800'lere iğne attı. Bu bölge önemli olacak bizim için. Çünkü günlük grafikte aslında trend desteğine denk gelen bir bölgeydi. Burayı anlık test ederek reaksiyon göstermesi bizim için ilk anda pozitif. Ama daha günlük kapanışı yapmadık ve o yüzden 46.700'lerin üzerindeki seyrini görmemiz bizim için önemli olacak. Yine 4 saatlik grafikte bu sefer 9 günlük hareketli ortalamayla şu an itibariyle bir mücadelesi var. Yatırımcı yani geçtiğimiz birkaç saati yatay eksende fiyatlıyor. Bir karar aşamasında diyebiliriz. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. O yüzden bizim tekrar o eski hacme kavuşarak en azından long pozisyonlar için hareketli ortalamayı hacimli kırmamız kritik. Yukarıda 51.500'e kadar reaksiyon gelişebilir. Ufak tefek alımlar gelebilir ama aşırı satımda artık dip yapmış durumdayız ve korku ve açgözlülük endeksinde de aşırı korku kanadında yer alıyoruz. Burası aşırı korku bölümü, biraz daha tepkilerin gelmeye başlayabileceği sinyalini de bize veren bir endeks açıkçası. Bu iki veri bize ufak tefek toparlanmaların olacağını söylüyor. Ama yukarıda biz artık 50 binlere geçiş yaparsak bunu biraz daha garanti altına almış oluruz diye düşünüyoruz. Genel anlamda tabii mesela El Salvador bu düşüşten sonra Bitcoin alımı yaptı. Ki yasal para birimi olduğu için düştükçe almak kendisi açısından mantıklı. 69 binlerden maliyetlenmek yerine geri çekilmeleri bekliyor mesela alım fırsatı olarak değerlendirmek için. Bu El Salvador ve El Salvador benzeri düşünen kurumsal yatırımcıların da olduğunu biz gözlemliyoruz. Alımlar geliyor ama bireysel yatırımcı özellikle biraz daha korkuya kapılıyor diyebiliriz. O yüzden süreci biraz beklemekte yarar var. Ethereum'un da şu an itibariyle bu arada 4000'le mücadelesi sürüyor. Evet. Görece daha iyi konumda olduğunu sizinle yaptığımız yayında da söylemiştik. Biz söyledikten sonra bir ivme kazandı ve sonrasında düşüş sert satış baskısına yine maruz kaldı. Ama şu an yine test ettiği seviyelere bakacak olursak zaten geçtiğimiz periyotta da 4000'leri test ederek toparlamayı başarmıştı. Bitcoin daha dip bir zirve, daha dip bir seviyeye de yer alıyor şu an bizim karşımızda. O yüzden görece Ethereum'a olan kayışın da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle dominansa baktığımız zaman Bitcoin'den çıkan fonların Ethereum ve Tether kanadında hayat bulduğunu gözlemliyoruz. Tether'e kaçış da hızlandı bu sırada düşüşün ardından. Pozisyonu bozan yatırımcı Tether'de durmayı tercih ediyor bu sıralar diyebiliriz.
Peki şöyle, böyle bir süreçte özellikle kripto dünyasında doğru kriptoyu nasıl analiz edebiliriz? Yani şimdi bir Bitcoin düştüğü zaman diğerleri de tabii ki yerinde durmuyor. Onlar da aşağı doğru trendler var ama en azından hani burada hangi noktalar daha kritik, hangi noktalarda olmak istiyorsak bulunmalıyız? Yani çünkü çok artık risk algısı vardı. Evet, şimdi riskli piyasaydı ama ürün gamı büyüdükçe risk daha da çok artıyor. Çünkü yatırımcı her seferinde en düşükten alıp en yüksekten satma isteğiyle birlikte yanlış hamleler yapabiliyor. Yanlış portföyler oluşturabiliyor. Dilerseniz buradan biraz daha yorum alalım. Evet, özellikle eğer yani yine kripto para piyasasına girmek istiyorsak ama risk algımız çok yüksek değilse, hacmen zayıf olan kripto paralara daha fazla temkinli davranmalıyız. Biz bu geri çekilme sırasında özellikle bu bahsettiğimiz yani hacmen zayıf olan kripto para birimlerinde satışların çok daha derin olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü buralardan ciddi derecede fon çıktı ve daha ziyade giden fonlar fırsat olarak gören yatırımcı, bu çekmeyi fırsat olarak gören yatırımcı Ethereum'a kaydı, Tether'e kaydı. Daha böyle Tether neden tercih ediliyor? Kripto para piyasasından piyasasının volatilitesi az olan bir kriptosu. Biraz daha korunaklı bölge diye görülüyor. Bitcoin zaten kritik direnci kıramamıştı. Geriye Ethereum kalıyor. Deflasyonist yapısı var. Görece daha iyi konumda, pazar içerisindeki payını artırmış durumda. Yine coin yakınları devam eden bir kripto para birimi. Yani daha majör kripto para birimleri geri çekilme sürecinden sonra biraz daha sağlam durabiliyor. Ama hacmen zayıf olan kriptolar daha riskli durumda. Yani piyasanın kendi içerisindeki risk dağılımını yapacak olursak bu şekilde ilerliyor. Daha az volatilitesi olan bir alan istiyorsak Tether. O yüzden biz zaten son 2-3 günde Tether'e ciddi derecede talep geldiğini gözlemledik. Yani Tether fiyatları da o anlık reaksiyonlardan dolayı tahtadaki fiyatların temizlenmesiyle birden, çünkü orada da panik alımlarının da geldiğini gözlemliyoruz. Orada da bir pik yapmıştı. Şu an genel normal seyrinde ilerlediğini söyleyebiliriz. Yani ben yeni yatırımcıysam hacmen zayıf olan kripto para birimlerine daha az fon ayırabilirim. İlla oradaki yüksek kar marjından yararlanmak istiyorsam, ki o da her zaman meydana gelmez, düşüşlerde daha da derinleşiyor bu satış. Ama portföyümün ayırdığım kısmını illaki yine bir majör kripto para birimi ekleyerek kendimi biraz daha dengede tutabilirim. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Pelin Çelik, çok teşekkür ediyorum sizlere de. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kripto para uzmanı Helin Çelik'i de uğurladık. Gün sonu burada noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde Stüdyo New York'ta bu sefer karşınızda olacağım.